Yunanistan'daki üslere karşı tavır alıyoruz. Çok doğru. Ama kendi ülkemizdeki üsleri Amerikalılara 15 gün bir ay neyse süre verelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünü alalım. Buradan o çağrıyı yeniliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da hitap ediyorum. Türkiye'yi sürekli Amerika Birleşik Devletleri üsleri konusunda uyaran Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli bir çıkış daha yaptı. Perinçek, Amerikan üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini vurguladı. Yunanistan'daki üsleri temizleyin diyoruz Yunanistan'a. Olur mu diyoruz? Evet. Niçin Amerika'ya yataklık yapıyorsunuz? Biz de Amerika'ya yataklık yapıyoruz. Türkiye nasıl Amerika emperyalizmine yataklık yapabilir? Hem Amerika tehdit, hem İsrail Türkiye için tehdit, hem de biz İsrail'i koruyan, Amerika'nın saldırganlığına hizmet eden üslere vatanımızda yer veriyoruz. Bunu kabul edemeyiz. Bu silahlı kuvvetlerinin bu üst yer derhal kontrolüne geçmelidir. İncirlik üssü, Kürecik üssü, Erbaç üssü, diğer bütün üsler bu silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçmelidir. Katıldığı televizyon programında Yunanistan ve Türkiye'deki Amerikan üsleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Perinçek, namluların Türkiye'ye çevrildiğine dikkat çekti. Bir gerçeklik var. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye silahlı tehditlerle karşı karşıya. Dedağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, bütün Ege ve Doğu Akdeniz'de Amerikan üsleri var. Türkiye'ye silahlar, namlular dönük. 2002 yılında Amerikan ordusunun yaptığı Millennium Challenge tatbikatını hatırlatan Perinçek, ABD'nin 2002'de Türkiye ile savaş öngördüğünü kaydetti. Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail, Yunanistan, Türkiye'ye karşı Nabucodonosor ve Nemesis tatbikatlarını her yıl tekrarlıyorlar. Namlularını Türkiye'ye çevirmişler. Tehdit ettikleri ülkenin de Türkiye olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar. Bir de hatırlayacaksınız 2002 yılında Millennium Challenge 2002 tatbikatını yapmıştı Amerikan ordusu. Ta 2002 yılında Kıbrıs'tan başlayan bir anlaşmazlıkla güya 96 saat içinde Ankara'yı işgal ediyordu Amerikan orduları. Yani daha 2002 yılındaki tatbikatla Türkiye'ye karşı bir savaşı öngörmüş Amerika Birleşik Devletleri ve üstlerini de kuruyor. Perinçek, Yunanistan'daki üslerin Rusya'ya karşı olduğu iddialarını da değerlendirdi. Hedefin Türkiye olduğuna işaret etti. O Akdeniz ve Ege'deki olayı ciddiye almak lazım. Binlerce tankı getirdiği, oraya yerleştirdiği, o kadar uçakları yerleştirdiği zaman Amerika. Demek ki bu Türkiye'ye karşı bir kötü niyet çok açık ortada. Daha açıdan siz Rusya'ya harekat yapamazsınız. Yani Rusya'ya karşı yığınak yapacaksanız Polonya sınırına, Ukrayna'ya, ondan sonra Baltık oralara yaparsınız. Burada Türkiye'nin hedef alındığı çok açık. Üslerin kontrolü noktasında hükümete çağrı yapan Perinçek, Amerika'nın saldırganlığına hizmet eden üslerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Madem biz Yunanistan'a Amerika'nın üs kurmasına karşıyız ve bunu Türkiye'ye tehdit olarak görüyoruz. Peki bizim bağrımızdaki Amerikan üsleri, bağrımızda o tehditler var. Onu bu vatanımızda nasıl Amerikan üssü kabul edebiliriz? Üstelik o üsler yalnız Türkiye'yi tehdit etmiyor, İran için tehdit soyuyor. Rusya için tehdit. Dolayısıyla İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere ülkedeki bütün Amerikan üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alınmalıdır.